Ne geçti ama? Evet dostlar. Nurtiş gelmişti biliyorsunuz. Nurtiş şöyle dur bakayım. Lerin arkada. Nurtiş gelmişti biliyorsunuz. Şimdi Nurtiş'i Lerin'le tanıştıracağız. Lerin'le Nurten'i tanıştıracağız arkadaşlar. Bakalım. Lerin'e güveniyorum. Lerin akıllı bir kız. Dur bir dur. Neresi akıllı bu? Nele bunun akıllılığına? Allah. Lerin bir tık tüyleri dikti arkadaşlar. İkisinde kuyruklar kılıç. Tabii ki ama Nurten dövüşçü bir kız değil. Yaklaş biraz. Dövüşçü bir kız değil. Bak görüyorsunuz zaten. Oyuncu bir kız. Ama Lerin şu anda taviz vermiyor. Artist bir şekilde yürüyor. Kaçmayı mı seçti? Ne etti bilemedim. Oo, iz bırakma seremonisi. İşin içine bu girdi mi sıkıntı abi. Oraya da sıçmış mı? O ne öyle? Bok mu? Almıştım ben her yeri sabah. Bak. Nurtiş. Yalnız Lerin sanki korktu gibi ha. Şimdi de bunların arasına ben Simba Baba'yı getireyim. Kameraman çek sen bunları. Geliyor benim oğlum. Adam. Gel lan buraya küçük adam. Geç dışarı bakayım sen de. Hadi. Dokuz köyün ağası da geldi arkadaşlar. Kral da geldi. Nurtiş! Beğendin mi kız? Lerin! Allah! Allah! Oy seslere bak. Seslere bak. Şimdi arkadaşlar. Bu ırklar zaten genel olarak kavgacı köpekler değiller. O yüzden rahat rahat bir araya getirebiliyoruz. Nurten şu anda oynamak istiyor yani. Şeyini gösteriyor. Lerin hiç şey vermiyor. Lerin birazcık dik kaldı. Niye böyle yaptı bilmiyorum ama Lerin kavgacı değil yani. Allah'ın izniyle bir sorun olmaz. Bu şu demek yine de hani bunları bir arada bırakabilirim ama yeme içmelerine dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hani İki tane kız var. Simba Baba zaten yemeğine filan. Hele bunun seslerini. Simba Baba zaten. Allah! Allah Lerin öp! Allah! Bak. Lerin beni koruyor. Ana kızım beni... Bu ortalığı karıştırıyor ha. Vurup kaçıyor bu. Lerin'im! Vallahi kızım, Allah benim kaymaklı kızımı, Allah be. Ayım da geldi. Simba başka ya, ne yapıyorsun kızım? Hı? Ne yapıyorsun ballım? Allah. Dur, tamam. Seslerine bak. Oh. Tamam. Allah, dur bakayım. Allah. İnce incelerini bir rahatsız ediyor ama Nurtiş gel bakayım buraya. Nurtiş Simba dur. İnce incelerini rahatsız ediyor ama sorun olmaz diye düşünüyorum. Şunun yürüyüşe bak ya. Tam artist ya bu cüce ya. Tam artist bu Nurtiş ya. Bu tam artist ya. Gel bakayım buraya. Bu tam artist bu ya. Ha. Ya bir dur lan bir ayı bir dur. Allah. Bak. Allah Lerin'im.
Gel bakayım Lerim buraya. Gel bakayım. Al. Yalnız bu nefes alamıyor. Bunda biraz geniz problemi var. Nurten'de biraz geniz problemi var. Onu Lerim Nurten hırlıyormuş gibi algılıyor. Geliyor mu sesler bilmiyorum ama. Bildiğiniz traktör gibi. Lerim onu biraz hırlıyor gibi sanıyor. Bak. Benim anladığım kadarıyla Nurten bize yaklaştırmıyor onu. Değil mi Lerim? Allah! Allah! Simba yapma Lerim. Aha. Lerim posta koymaya başladı. Lerim posta koymaya başladı. Bak. Ya yokluyor şu anda onu. Seslere bak ya. Simbam. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Bak. Korumaya geldi, Simba olduğunu anladı, geri döndü. Lerim sandı, karıştırdı sana. Ne yapıyorsun babam? Ne paşam? E benim yakışıklım, ne yapıyorsun oğlum? He? Bal. Bal. Bu da dombili kız. Yani küçük bir sorun yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Sadece şeyle alakalı. Nurten bizi kıskanıyor sadece. Birazcık... Durun. Dur. Bacaklarımı mahvettim. Mahvettim bacaklarımı. Yavaş. Oğlum yapmayın. Lerim akıllı ol kızım. Nurten'e karışma tamam mı? Karışma Nurten'e günah. Evet arkadaşlar. Nurten'in ilk videosunda söylemeyi unuttum. Nurten Rapçi Reco'daydı. Oradan bir bana gelme sürecinde arada başka bir yere uğradı. 2-3 ay orada kaldı. Reco dün beni aradı. Abi dedi bendeyken tüyümü dökülmüyordu dedi hani. Sen beni direkt hedef göstermişsin dedi. Yok lan dedim olur mu böyle şey. Senin nasıl köpek baktığını biliyorum dedim. Yani Reco güzel bakıyor. İlk videoyla bak. İlk videodan ötürü Reco'dan özür diliyorum. Reco seviyorum seni dostum. Böyle arkadaşlar bakın. Bu ırk genel olarak dediğim gibi pek kavga etmezler ama nefes problemleri var. Nasıl kışkırtıyor Lerim'i? Lerim'i çok kışkırtıyor. Ama Allah'tan kavgacı değil. Bunlara ikisine de kilo aldırmayalım. Bunların yemeklerini şey yapmayalım. Lerim arkadaşlar acayip derecede kilolu, yağlı bir kız. Lerim'in kilo almasının önüne geçemiyorum yani. Artık ne yapacağım? Yemek zamanı olmadı. Simba'yı aşağı alacağım. Bunlara gram, çok az gramaja düşüreceğim. Çünkü o da öyle kilo alıyor. Nurten de öyle kilo alıyor. Nurten bendeyken zaten görüyorsunuz şu anda fit vücuda sahip olmasına rağmen zayıf değil. Ama fit yine de nefes alamıyor. Yarın öbür gün hani burada kilolanırsa o da nefes alamayacak. Lerim zaten Lerim'in önüne geçemiyorum. Lerim'le ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şekilde kilosundan vazgeçmiyor. Bakalım işte zamanla bunların hepsini kondisyonlarını düzene sokacağım. Benim oğlum ne yapıyor lan? Benim oğlum ne yapıyor? He? Ne yapıyor? Ne yapıyor benim oğlum? He? Benim yakışıklım ne yapıyor? He? Benim paşam ne yapıyor? Hı? Benim Simbam ne yapıyor lan? He? Benim oğlum ne yapıyor? Nasılsın babam? Hı? İyi misin? İyi misin oğlum? He? Benim bal oğlum. Benim kaymak. Dur seveyim dur. Nereye gidiyor? Dön. Otur. Tamam. Benim oğlum. Yakışıklım. Babam. Simbam. Onlar dalaşıp duruyorlar ha.
Onlar dalaşıp duruyorlar. İnşallah Simba... Ne vuruyorsun bana? Bana niye vuruyorsun? Eşek. Onlar dalaşıp duruyorlar. Bakacağım şimdi, gözlemleyeceğim biraz. Eğer... ne oldu kızım? Gel. Gel. Eğer ki bu dalaşmalar devam ederse ara ara bir araya getirerek birleştireceğim. Ama kavga edeceklerini sanmıyorum ki, kavga ederlerse de öyle şey yapmazlar yani, büyük yaralar vermezler. Öyle ırklar değiller hani, ölümüne birbirlerini parçalamazlar. Yine de olsun, zarar da görmesinler tabii. Ne yapacağım? Yemeklerini ayrı ayrı vereceğim bunların. Ne oldu? Kıskanç oğlum benim, kıskanç, kıskanç. Kızdı ona, Simba kızdı. Kıskanç oğlum benim! Benim kıskanç oğlum lan! Vurma bana! Kıskanç oğlum benim! Allah! Sesler çok kötü, sesler çok kötü. Vay 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 vay. Yemin ediyorum baya sesleri acayip.